اَمْفَرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ. Yani hastalıklarınızı iyileştirmek için, tedavi etmek için kullandığınız ilaçların, devaların, malzemelerin en uygunu, en iyisi hacamattır ve kustu bahri denilen malzemedir, ottur diyor Efendimiz. Hacamat kan almak, aldırmak, vücudun bazı yerlerini deriyi çizmek suretiyle, efendim kan akıtmak suretiyle kanın bir miktarını almak, efendim bunu tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Bunun bir tedavi şekli olduğunu, güzel bir tedavi şekli olduğunu, uygun bir tedavi şekli olduğunu ifade buyuruyor. Bir de kustu bahri denilen, buruna çekilen bir malzeme. Buruna enfiye gibi çekilip veyahut bu bizim bir ot vardır, buruna sıkıldığı zaman burnu çok akıttırır. Sinüzit denilen hastalıkta, yani burnun üst taraflarındaki bölgelerde meydana gelmiş olan iltihapları akıttırıp rahatlattırıyor, iyi ediyor. O ilaç olabilir, o ot olabilir. Bunları güzel birer deva olarak tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doktorlar efendim bu malzemeleri incelesinler. Tabi bizim sahamız tıp değil ama bu şeyin çok iyi geldiğini duyuyoruz. Sinüzite o ilacın çok iyi geldiğini duyuyoruz. Başka hadis-i şeriflerde Efendimiz'in tavsiye ettiği bazı maddeler var. Onların da çok şifalı olduğunu deneyenler söylüyorlar. Bir tanesi biliyorsunuz şu çöreklerin üstüne konulan siyah, susam büyüklüğünde siyah renkli bir ot var. Çörek otu deniliyor. Efendim, o Amerikalılar merak etmişler, bu Müslümanların peygamberi böyle bir ot tavsiye etmiş filan diye, AIDS hastalarına günde belli bir miktarda uygulamışlar, vermişler. Onlarda bile faydası olmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin böyle tavsiyelerinde çok büyük faydalar var. İslam'ın kendisi ilaç zaten. Peygamber Efendimiz'in zamanında birisi doktor olarak Medine-i Münevvere'ye gelmiş de hiç iş yapamamış. Hiçbir hasta müracaat etmemiş kendisine. Hiçbir iş yapamamış, para kazanamamış. Yabancı bir doktor gelmiş. Kimse müracaat etmemiş. Çünkü Müslümanlar Allah'ın emirlerine, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşadıkları zaman sonsuz faydalar hasıl oluyor. Bu faydaların bir kısmı da bedenine ait insanın. Bedeni de rahat oluyor. Efendim ruhu da rahat oluyor. Ailesi de rahat oluyor. Her bakımdan efendim huzura, rahata, sıhhata, afiyete kavuşuyor İslam'ın emirlerini tam uyguladığı zaman. Bizim bu güzel mikrofon sistemini yaptıran hacı kardeşimiz var, Allah razı olsun. Ne kadar güzel yapılması gerekiyorsa öyle yapılsın diye şey yapmış, emir vermiş, tasih edilsin, düzeltilsin. Çünkü biz buraya oturuyoruz, hemen bir yerden bir cızırtı, arıza bir şey oluyordu. Onu yaptıran kardeşimiz diyor ki, hocam pazartesi, perşembe günü oruçlarını tuttum mu efendim ilaç alma lüzum kalmıyor. Bir yere beraber gittik akşam, çıkarttı, ilaçlar alıyordu. O zaman söyledi bunu. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutarsam bu ilaçları alma lüzum kalmıyor diyor. Bir de eyyam-ı biz oruçlarını tuttum mu, eyyam-ı biz ne demek? Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde, yani Arabi ayların 13, 14, 15'inde tutulan oruçlar. Geçti, şimdi 16'sı, 17'si oldu. Birkaç gün önce mehtaplı gecelerin işte gündüzlerinde oruç tutulabilirdi. Bir de onları tuttum mu diyor, hiç ilaç kullanmıyorum diyor.
Halbuki kalp hastası kendisi, yani bayağı ciddi ilaçlar taşıyor yanında, eksik etmiyor. Ama ilaç kullanmaya ihtiyaç kalmıyor diyor, oruçlara riayet edince. Tabii yatmaya, kalkmaya, yemeye, içmeye, oruca, ibadete, uykuya, her şeye dikkat ettiği zaman İslam'ın kendisi şifa zaten. Müslüman safasağlam oluyor, 100 yaşına geliyor, camiye tıkır tıkır efendim sabah namazına gidiyor, 110 yaşına geliyor, 130 yaşına geliyor, sigara kullanmaz, içki kullanmaz, efendim vücudunu yıpratmaz, efendim kötü yollarda efendim bulunmadığı için vücudu dinç kalır, elhamdülillah her bakımdan sıhhatli oluyor. Bunların yanı sıra Efendimizin tavsiye ettiği bazı böyle kıymetli malzemeler var. Bunları da doktorlar incelesinler. Mesela kan aldırmanın, kan vermenin çok faydalı olduğunu, insanı bir tazelediği her zaman söyleniliyor, teşvik ediliyor. Yani kan bankası bize kan gelsin diye söylemiyor bunu. Hakikaten kan verdiği zaman insan vücutta bir rahatlama oluyor diye söylüyor. Hacamat işte kan aldırma. O devirde yapılan bir şey. Efendim kan alma şekli. Öteki maddeleri de hani çörek otu olsun, kuslu bahri dediği olsun, daha başka maddeleri de bizim doktor kardeşlerimiz incelesinler, araştırsınlar, bulsunlar. Mesela bu misvak dişlere çok sıhhat veriyormuş. Bir ilk öğretim müfettişi Burdur'a gitmiştik senelerce önce. Efendim İmam Hatip okuluna teftişe gitmiş. Çocuklara demiş ki misvak kullanmasak da yani diş fırçası kullansak olmaz mı? Demiş. Çocuklar misvağı tercih etmişler. Misvak daha iyidir demişler. Onu bir profesöre böyle Müslümanları kınayarak anlatıyordu. Bak ne kadar geri kafalılar ki efendim diş fırçasını değil de iptidai misvak ağacını efendim teşvik ediyorlar, tercih ediyorlar. Onu kullanmayı diş fırçasından daha uygun görüyorlar filan diye ayıplıyor. Yani modern bir insan diş fırçası kullanır ya. Neymiş yani misvak gibi bir hava içinde. Halbuki sonradan öğrendim, diş fırçalarının suni kıllarla yapılan diş fırçalarının bir kısmı domuz kılından yapılıyor. O zararlı zaten. Neden zararlı? Kılın içinde bir kanal var. Kıl böyle bize şey gibi görünüyor ama onun içine mikroskopla baktığın zaman büyük bir şeyler kanal var. İçine mikroplar yerleşiyormuş, çok fena oluyormuş. Sen bu sefer dişlerini fırçalıyorsun, yara oluyor. Hadi doktora gidiyorsun, niye yara oldu? Ben çok temizlik yapıyorum. Antalya'da çok kıymetli bir deri mütehassısı kardeşimiz var. Sosyetik bir bayan gelmiş, efendim, başımda bir kaşıntı var, hastalık var, cilt hastalığı var doktor demiş. Doktor bakmış, hanım demiş, bitlenmişsin sen demiş. Bit, resmen bit. Hemen kızmış böyle, ne demek demiş, ben demiş, her gün yıkanıyorum demiş. Her gün yıkanıyorsun ama ne yapıyorsun? Şampuan kullanıyorsun. Nasıl şampuan kullanıyorsun? Yumurtalı şampuan kullanıyor. Tamam, omlet yap bari. Efendim, yumurtalı şampuan efendim saçına yapışıyor, bitler de onu seviyor, geliyorlar yerleşiyor. Sosyetik mahallelerde, zengin mahallelerin okullarında bit muayenesi yapıyorlar, çocuklarda bit çıkıyor. Neden? O kadar öyle yumurtası şeyi bol olunca oraya hayvan havadan, sudan bir yerden geliyor, efendim yerleşiyor. Bizim zeytinyağını beğenmezler. Zeytinyağından yapılmış sabunları vakıfların yaptığı ne güzel, en güzeli o. Öteki sabunu yıkıyorsun, elini, elinde bir şey yapışıp kalıyor. Sonra hangi yağdan yaptılar? Domuz yağından mı vesaireden mi? Yani kılla yapılan fırçanın kılların arasında delik olduğundan, oraya mikroplar yuvalandığından bir kere doğru değil. Ötekiler de fırçalarken kırıldığından, mideye gittiği zaman filan onlar da doğru değil. Halbuki bu misvak ağacının içinde öyle bir madde varmış ki antiseptikmiş. Yani mikropları öldürücü, ağzı temizleyiciymiş, mideye de faydası varmış. Zaten misvağın 10 tane faydası var diye Efendimiz
hadis-i şerifte bildiriyor. 10 faydası var diyor. Ağzı temizler, ağız kokularını giderir efendim. Bir takım göğüs hastalıklarına iyi gelir, mideye şifa verir diye sayıyor Efendimiz şifalarını. Şimdi Ankara'da bir araştırıcı, kıymetli diş doktoru var. Kardeşimiz Fikret Bey diye. O incelemiş, hocam diyor, misvak kullanan insanların diş etlerinde piyora hastalığı olmuyor diyor. Halbuki halkın %90'ında olan bir hastalık. %80'inde olan bir hastalık. Yani herkesin diş etleri iltihaplı, kızartılı filan, dişleri sallanıyor. Kökü çürük, kökünde bir çürüme oluyor, iltihaplanma oluyor. İşte o misvak kullananlar da olmuyor. Gördün mü işte bak, yani sen ilericilik namına domuz kıllı diş fırçasını tercih etmeyi ilericilik sanıyorsun ama incele bakalım dur. Gel bakalım şu, hani Mevlana Hazretleri çok hoşuma gidiyor rahmetullahi aleyh. Diyor ki, çünbi hani hikmeti yunaniyan hikmeti imaniyan ra hembidan. Madem okuyorsun şu Yunanlıların felsefesini, geldi de imanlıların felsefesini oku diyor. Yani bir de şunu dinle mübarek, yani işçi olmazsa hakim yerine koy kendini, iki tarafı dinle, tek taraflı karar verme. Bir de bunu dinle bakalım. Bir incele bakalım. Bizim doktor incelemiş, çok faydalı diyor. Efendim alet yapmış özel, bana gösterdi. Misvağı kesecek, şurasına yerleştirecek, fırça gibi her tarafına efendim ağzın ulaşması için yani araştırma yapıyor. Tabii araştırma yaparsa insan, yani milletlerin ileri gitmesi neden? Araştırıp yenilikleri bulmasından, uygulamasından kaynaklanıyor. Eskiden atla giderlerdi, deveyle giderlerdi bir yerden bir yere ve sonradan efendim ne kadar nakil vasıtaları gelişti. Kocaman uçaklar havalarda uçuyor. Ne kadar? 300 kişi, 345 kişilik, bilmem kaç kişilik uçaklar, kaç katlı uçaklar. İçeride masa var, efendim 100 numara var, lavabo var, koltuk var, efendim televizyon var vesaire var, oturuyorsun, arkadaşın yanına gidiyorsun, konuşuyorsun, havada apartman uçuyor. Bunlar bir araştırmanın sonunda oluyor. Demek ki araştıracağız. Biz de şimdi tek taraflı bir efendim körlük, bir tarafa bakmak, öbür tarafı görmemek tarafı var. Batı güzel, Batı'nın her şeyi güzel, Doğu kötü, Doğu'nun her şeyi çirkin, yanlış. İncele, sonunda o sonuca geliyorsan tamam, kötüyse kötü, ne yapalım? Ama incelemeden atma, desteksiz, mesnetsiz atma. Sonra taraf tutma, ilim adamı taraf tutmaz, meseleyi bir taraf olarak inceler. Taraf tutacaksan kendi tarafını tut, düşmanının tarafını tutma. Adam işte Avrupalı, altını yıkamaz, üstünü yıkamaz, gusül abdesti almaz, şey yapmaz. Bu adam bize örnek olabilir mi yani? Onun için tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağında insanlar çok mahrumiyet bölgesiydi orası. İmkanları yoktu ama Efendimizin söylediği her şey çok güzel. Bak bir dal parçasıyla muazzam diş temizliği sağlıyor, diş hastalıklarını engelliyor. Oruçlarla, hayatın tarzıyla efendim insanın ruhen bedene sıhhatini sağlıyor. İslam'ın cinsel hayata bakışını inceleyin. Rahatlattırıyor, herkesin havasını alıyor, stresini gideriyor. Mutlu, mutlu bir insan tipi ortaya çıkıyor. Evlen kardeşim diyor, evliliği teşvik ediyor. Ama şey yapma diyor, gayrimeşru yola sapma diyor. Nesli de koruyor, namusu da koruyor, aileyi de koruyor, çocuğu da koruyor, her şeyi koruyor. İslam'ın her şeyi güzel. Ama efendim demişler, bizim bir profesör, bakanlıkta yapmış olan kardeşimize, meşhur gazetecinin birisi, efendim, ama demiş işte İslam'da 4 evlilik olur mu bilmem ne filan. Şimdi geçen gün öğrendim, Endonezya'ya gitmiş bir tüccar kardeşimiz. Dedim ben Endonezya'yı görmedim, biraz anlat. Hocam dedi, Endonezya'da kadınların nüfusu, doğum oranı erkeklerden 3 kat fazla.
Yani %25 civarında erkek doğuyormuş, %75 gibi efendim kadın oluyormuş. Ne olacak şimdi bu durumda? Gel bakalım, çöz bu problemi. Mecburen şey olacak tabii, birkaç hanımla evlenecek. İslam sadece bir çağa, sadece bir ümmete, sadece bir bölgeye mahsus bir din değil ki. İslam cihan şumul bir din. Her şeyi düşünmüş, ölçmüş, biçmiş, alemlerin Rabbi tavsiyede bulunuyor. Normal olarak evlilik var ama işte İslam'da flört yok. Dalga geçmek yok. Metres edinmek yok. Zina yok. Harama bakmak yok. Gözünü efendim namehreme çevirmek yok. İslam daha güzel. Her iki taraf razı oluyor, evleniyorlar. Öbür tarafta namuslar ayaklar altına alınıyor. Kadınlar mahvoluyor. Yuvalar yıkılıyor. Bir sürü felaket. Onun için İslam'ın elhamdülillah incelediğimiz zaman her şeyinin güzel olduğu elhamdülillah. 20. yüzyılda bütün sistemler gümbür gümbür yıkılıyor. İnsanların en güzel sistem diye ortaya koydukları sosyal adalet, komünizm, sosyalizm vesaire, kapitalizm. Hangi beşeri sistem kaldı ayakta? Hepsi gümbür gümbür yıkıldı. Hepsinin kusurları, hataları, cinayetleri, gaddarlıkları, zulümleri hepsi ortaya çıktı. Hangisi sapasağlam duruyor? İslam. İslam sapasağlam ayakta duruyor. Günden güne de parıldayarak, pırıl pırıl, efendim, ışıl ışıl, tertemiz, asaletli, efendim, soylu, öyle karşında emsalsiz güzellikte bir sistem olarak duruyor. Yaşa, yaşadığın zaman işte öyle. Her bakımdan mutlu oluyorsun. Şu 20. yüzyılın insanlarının daha yarım yamalak öğrendiği ağız diş temizliği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulduğu çareye bak. Allah'ın lütfu bu. Yani bir dal parçasıyla dişleri temizlemek, hem de o dal parçasının içindeki maddeler antiseptik olacak, ilaç olacak. Hakikaten ağzını alıyorsun, Suudi Arabistan'a gittiğin zaman biraz misvak almaktan anlarsan, misvakçının yanına gittiğin zaman ver bakalım şöyle kalitelisin diye, ağzını alıyorsun, Allah, tiryaki oluyor insan. Ne kadar güzel bir tadı var, ne kadar güzel bir lezzeti var, kendine göre bir baharatı var, çok güzel. Böyle insanın ağzından çıkaracağı gelmiyor. İşte o şeyleri, asitleri söndürüyor, mikropları öldürüyor, ağzı sıhhatlendiriyor, diş etlerini kuvvetlendiriyor, iltihapları izale ediyor. İşte Allah'ın lütfu. Kolay bir şey. En kolay bir şey. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca lira para vermeye lüzum kalmıyor. Basit tarafından halloluyor işler.